Herkese merhaba. Koyiler yavaş yavaş birbirlerini kovalamaya başladılar. Mayıs ayında genelde olur ama belki de havalar ısındı. Zaten Mayıs'a da çok az kaldı. Artık demek ki yumurta dökme zamanı gelmiş koyilerin. Biraz onları izleyelim istedim. Bakın dediğim gibi zaten böyle sazlık alanlarda birbirlerini kovalıyorlar. Burada tam su irisinin olduğu yerde. Videoyu zaten o su irisi böyle acayip sallanıyordu. Onu görünce fark ettim. Bu arada bizim Godzilla da iyice havuza alıştı. Diğer koyilerle beraber yüzüyor. Bakın çıktılar. Yavaş yavaş birbirlerini kovalama hareketleri başladı. O kovalamacaların sonu işte bu sazlıkların arasında son buluyor. Orada birbirlerini sıkıştırıp yumurta döküyorlar. Bakın şurada zaten birbirini sıkıştırıyorlar. İşte Godzilla'mız. O da görünüşe göre erkek. Bu gördüğünüz Godzilla bizim aynalı sazanımız. Daha önce onun kurtarma operasyonu videosu vardı. Yaklaşık herhalde 2 ay olmuştur. İyice alıştı bizim havuzumuza. Balıklarla beraber takılıyor. Çok uzun süre hiç görmemiştik. Şimdi artık hep beraber yüzüyorlar. Ben biraz daha açımı değiştireceğim çünkü oradan daha rahat gözüküyor. Bizim meşhur bidon. Çok dekoratif. Bakın kovalama hareketleri başladı. En sonunda o sazlıkların içerisine giriyorlar. Acayip sallıyor, sallanıyor otlar. Zannediyorsunuz ki içinden ayı çıkacak. O kadar sallıyorlar onları. Bakın bu askılı saksılar, daha önce bahsetmiştim, içine nilüfer dikiyorum. Askılı olduğu için kaldırıp almam, toprağını değiştirmem çok daha rahat oluyor. Bakın biraz gölgede kaldılar ama işte orada birbirlerini sıkıştırıyorlar, yumurta döküyorlar.
Herkese iyi seyirler. Tabii Mayıs ayında savaş iyice kızışıyor. O zaman daha ayrıntılı çekelim. Bakın bu öndeki de bizim yeni koyduğumuz mavi koyu ama şu an çok net değil renkleri. İşte bu. Bu da Godzilla. Bakın sazlığın oradan ayrılmıyorlar. Ne kadar önemli balıklar için öyle bir alanın olması. Üretmek isteyen arkadaşlar muhakkak ki öyle bir alan yapsınlar. Havuz derinse altına tuğlalar koyup yükseltebilirsiniz. Delikli baca tuğlaları. Dolayısıyla içerisinde yuva gibi kullanıyorlar. Çünkü saksının toprak kısmının üzerinde bir karış su olması gerekiyor. Biraz sığ bir bölge yaratmak gerekiyor. Buradaki balıkların yaklaşık %80'i geçen senenin yavruları. Bakın bir yılda hemen hemen bunlar bir karış var. Bir karış oluyorlar ve üreyebilecek erişkinliğe geliyorlar. Sol taraftaki arkada kalan beyaz da çok güzel, yakından görseniz. Tamamen aynalı sazan gibi pulları var. Buradaki mavi koyu bize en yakın olan. O alanda yaklaşık 30 tane balık var şu an. İşte bu hareketleri İlerleyen günlerde daha sıklıkla yapıyorlar. Bu yumurta döküm hareketi zaten. Zannedersiniz ki orada bir savaş oluyor gerçekten. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.